Hasta olsam ilacım, çorbam, sütüm o kitap. Suda mantarım, gökte paraşütüm o kitap. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adı gibi kahvenin bahane, sohbetin şahane olduğu bir programda yeni bir konukla beraberiz. Türk mutfağımızın çok önemli ustalarından, üstadlarından Ramazan Bingöl Beyefendi ile beraberiz. Ramazan Bey sadece mutfak işlerine mahir değil, aynı zamanda yazar, aynı zamanda Türkiye'yi dolaşan, belki dünyada konferanslar veren, birçok ülkeye gidip gelen bir kardeşimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Her hafta yeni bir konukla bir programda izleyicilerimize ses olmaya çabalıyoruz. Evet. Ramazan Bingöl'ün doğduğu yer Birecik. Birecik, Şanlıurfa. Ancak Birecik'e Kerkük taraflarından geldiğini öğreniyoruz. Kerkük Türkleri, Musul, Kerkük bu bölge zaten bizim sınırsız topraklarımızın içindeki bir mekanımız. Evet. Onun için Kerkük'ü biz severiz, Kerkükleri de severiz. Efendim, Urfa'ya can kurban. Ramazan Bingöl'ün doğmuş olduğu Urfa sokakları, Urfa evleri, Birecik'teki hayatınızdan, 7 yaşına kadar o geçirdiklerinizden şöyle biraz bize bahisler açsanız, sizi dinlemiş olsak. Evet. Kerkük demişken şunu da söylemiş olayım. Dedelerimiz Kerkük'ten Birecik'e gelmişler. Hı hı. Ve onun için Birecik hala şivesi olarak da o geleneği yaşatan ender yerlerden biri. Hatta İlber Ortaylı şunu söylüyor. Hı hı. Türkiye'de diyor Oğuz boyunu konuşan tek yer Birecik'tir. Ve hala Oğuz boyu dili konuşuluyor Birecik'te. Peki Birecik'teki bu Oğuz dili, yani İlber Hoca'nın söylediği, evet, bu dille ilgili bir alfabe çalışması ya da kelime toplama çalışmasını Ramazan Bingöl yaptı mı? Böyle bir yani, yazarlı olunca soruyorum. Şöyle bir projem var ama inşallah şeyim var. Ya biliyorsunuz 3 kitabım var. Eyvallah. Bir Birecik mutfağı kitabı bir yapma projem var. Hı hı. Ya bunun içinde bu dilleri de inşallah bir çalışma yapabiliriz. Ya mesela işte bahteniz, yani maydanoz bahteniz derler. Hı hı. Domatese frenk derler. Banadura derler mesela bizim Adana bölgesinde, Toros Dağları etiklerinde, evet, Banadura. Evet, yani baktığımız vakit hala o Oğuz boyu Türkçesini konuşuyor Birecik. Hı hı. Bu önemli. Tabii bizim çocukluğumuz biraz daha farklı geçti hocam. Türk filmi gibi bir şey yani aslında bizimki. Anlattığımızda biraz şey geliyor. Kahve yapmayı da iyi öğrenmişsiniz. Ya hocam işte hayat şartları insanı... Şeker atmıyorsunuz değil mi? Ya öğretiyorum. Ben açıkçası yani şekeri uzun yıllardır terk eden bir Türk toplumu haline geldik, evet, diye düşünüyorum. Evet, şöyle yok, hala içen var da. Kızıyorlar ama bunu demek durumundayım. Sen içiyor musun? İçiyor musun? Yok. Eğer bir kişi şekerli kahve içiyorsa kahveyle pek irtibatı yoktur. Değil mi? Kahvenin ben tadını... de sormuyorum onun için. Sen tabii, irtibatın tabii, vardır. Evet, yok tabii. Kahveyi eğer ki sıcak şeyler için genel öyledir ama özellikle Türk kahvesini şekerli içti mi pek kahveden anlamaz derler. Eyvallah. Yani böyle bir şey var. Bizimki tabii hayatımız biraz Türk filmi gibi. Biz 12 kardeşiz aslında. Hay maşallah, hay maşallah. Bir anne bir babadan. Allah'ım hayırlı bereketli ömürler versin. Annem babam da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Nur içinde yatıyorsun.
Tabii bunu birkaç yerde dile getirdik televizyonlarda falan ama biz 5 tane kardeşim biz doğmadan önce vefat ediyor. İnna lillah. Bu, tabii bu 5 kardeşimin de vefat etmesinin sebebi şu. Açlıktan, ilaçsızlıktan, yokluktan, fakirlikten. Ya bu şimdi tabii bu dediğim zaman biraz mübalağa gibi geliyor bazılarına ya da evet ya bu böyle bir şey olabilir mi ama oldu. Bu böyle bir şey. Çünkü biz hakikaten çok fakir bir aile. Annem, babam yani çok fakir bir aileyiz idik. Evet. Tabii onun sülalemizde bazı zenginler var ama biz çekirdek aile olarak çok fakiriz diyelim. Ya annem rahmetli mağaralarda bile yaşamış, işte orada kardeşlerimi doğurmuş, orada ölenler var, ilaçsızlıklar var. Hatta bir tanesi çok şeydir bize, hep şey gelir, çocukluğumu oradan söyleyeyim. Yani annem Gaziantep'e bir kardeşimi götürüyor kundakta. Annem okuma yazması yok. Orada tabii çocuk vefat ediyor kardeşim, ölüyor hastanede. Allah razı olsun. Eskiden tabii hani otopsi yapayım, şu öyle bir şey yok, al cenazeni götür. Eyvah, eyvah. Bu dediğim 40-50 yıl, doğru, daha önceki yıllar. Annem şimdi diyor ki ben bunu aldım da çocuğu şimdi nasıl götüreceğim bir hece? Dolmuşa binsem, ölü desem almayacaklar, şey olmayacak. Dolmuşa bindim diyor, canlı gibi çocuğu getirdim diyor bir hece. Sonra işte gömdük diyor. Ya böyle bizim çocukluğumuzla ilgili çok anılarımız var maalesef ki, acı anılar diyelim. İşte birisi tandırda yanıyor. Mesela eskiden tandır vardı biliyorsunuz. Ayaklarını uzatırdı. Bilmez miyiz tabii. Üstüne, şimdiki gençler pek bilmiyor da. Evet. Ya bilmeleri gerekir diye de düşünüyorum. Yani Türkiye'nin ve eski insanların nereden nereye geldiğini bilmeleri açısından bunu çok önemsiyorum ben. Bilmeleri gerekiyor. Bunlar bir ütopya, bir hayal. Bir yaşanmamış, böyle de yaşanmış şeyler. O zamanla bu zamanı kıyas etmesi için de anlatıyorum. Ben bazen bana diyorlar ki niye evet anlatmak gerek. Kendi çocuklarımın, nasipse torunlarımın, kendi zürriyetimin, gençlerin bunu görmesi lazım. Tarihe not düşüyoruz aslında biz burada. Nereden? Nereye geldik? Çok, çok önemli bu söyledikleriniz. Benim ilkokulda rahmetli Nurcine Yasin annem, babam da rahmetli Nurcine Yasinler. Ya ilkokul işte köyün okuluna götürecek. Toros Dağları'na 2,5 metre falan kar yağıyor o yıllarda. 1963'lü yılları, 64'lü yılları bahsediyor. O yıllarda tabii birkaç kilometrelik yürüyüş yolu, yokuş da bayağı da yokuş okulun bulunduğu yer. Bir gün kalktık, her taraf kar altında. Anam eşeği hazırladı. Eşeğin heybesini, heybenin bir gözüne beni koydu, diğer gözüne taş koydu. Onunla beraber okula bıraktı, geri döndü anam rahmetli. Ya. Şimdi bunu yaşadık biz. Ve giderken yani okulun sobasında odun yakılması için biz giderken yanımızda odun götürdük çantanın tabii, içerisinde. Değil mi? Başka seçenek yoktu. Yok, yoksa yoktu yani. Şimdi işte o tandırda bir kardeşimin ayağı yanıyor. O da öyle vefat ediyor. Yürüyor hasta 3 yaşında, 4 yaşında. Çünkü ya, tedavi edilebiliyor falan gibi. Yani bunu bilmek gerek. Bunu hep hatırlamak gerek. Kesinlikle. Ya o sizin işte heybede okula gittiğiniz o soğukta. Şimdiki gençlerimiz şeyli bir dirayetli olanlar hakikaten var. Bunun bilenler çok var ama cuma namazında her cuma aynı ayet okunuyor değil mi? Ya tabii. Ben bunu sürekli anlatırım. Bazı benim çalışanlara ya da seminerlerimde, toplantılarımda bazıları der ki ya bazı aynı şeyi söylüyorsun. Ben de bu örneği veririm. Her cuma aynı ayet okunuyor değil mi? Niye? Sürekli hatırlatmak. Tabii. Sürekli anlatmak. İnsanın hafızasını yenilemek. Adaletli olmayı bize öğütlüyor. Terbiyesizlikten, hayasızlıktan, akrabaya bakmayı. Tabii kaçınmamız gerektiğini, akrabayı görüp gözetmemiz gerektiği konusunda bizi uyarıda bulunuyor ayet. Her cuma. Her cuma. Tabii. Bu bize aslında neyi gösteriyor? Bazı temel şeyleri sürekli hatırlatmayı. Yani çocuğumuza bir kere ders çalış
Dedi mi bitiyor mu? Sürekli dersini çalış. Düzgün insan ol. Allah'ın emirlerine uy. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uy. Memleketine, vatanına, milletine faydalı insan ol. Sürekli bir şekilde yeniliyorsun bunu. Üç defa tekrar da Efendimizin örneğini seni teyiden söylemek isterim müsaade edersen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ömer Efendimiz beraberler. Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah bir şey sormak istiyor. Sor ya Ömer diyor. Bana diyor bir nasihat edin. La ta'dab ya Ömer diyor. Kızma diyor. Hani Hazreti Ömer'in adaleti böyle güçlü, kudretli, azametli bir adam olarak anlatılır bize. Onun adaletli oluşu da yani İslam hukukunda önemli bir yer tutar. Anladım ey Allah'ın Resulü diyor. Bana bir nasihat, ikinci bir nasihat daha edin diyor. La ta'dab ya Ömer diyor. İkinci defa daha. Kızma ya Ömer diyor. Gazaplanma diyor. Bağırıp çağırma diyor yani. Peki ey Allah'ın Resulü diyor. Bunu anladım diyor. Bana bir nasihat daha et diyor. Üç defa üst üste sorduğunda üç nasihatta da, üçüncü nasihatta da la ta'dab ya Ömer. Gazaplanma ya Ömer diyor. Kızma, sabırlı ol diyor yani. Şimdi bu sizin söylediğinizi teyit ediyor. Yani bir şeyi tekrar tekrar etmek bazen hoşumuza gitmese de ne diyor Araplar hocam? Tekrar ahsen velev kâne 180. Evet. Böyle bir acı çocukluğumuz var. Bunda da vardır bir hayır. Ama ben ilkokulu tabii ki Birecik'te okudum. O zaman siz hatırlarsınız, gençlerimiz hatırlamaz. İlkokulda kalma vardı o zaman. Olmaz mı? Geçer, orta, işte zayıf evet. Vardı. Ben ilkokul 1'de kaldım. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Ve İstanbul'da yeniden ilkokul 1'e yazıldım. Çünkü Urfa'da kaldım. Ha, kalmıştınız, yeniden başladınız. Tabii Urfa buraya başlayınca ilkokul 1'de. O zaman yine ilginç bir şey vardı. Şimdi yapsan dünya bir ortalık kıyamet kopar. Fakirler ve tembeller kümesi diye bir küme vardı bize. Böyle küme dediğim orada oturuyoruz biz. Fakirler ve tembeller bir de katmerli yani ben oyum yani. İşte o ilkokulu da şeyle bitirdim. Geçerle. Çok yani orta da değil, zayıf da değil. İşte geçer. Çünkü okulda hiç ders pek yapmazdım açıkçası. Çok zeki bir, çok çalışkan bir öğrenci değildim. Onun da sebebi şu çünkü Şişhane'de oturuyorduk, çıkardık. İşte bir tane önlük var, abim gider. Öğlenci sabahçı vardı. Şimdi yok herhalde o iş. Sabahçı öğlenci vardı o dönem. Sabah hocam benim öğretmenim var uzun bir süre. Sabahçı, öğleci ve akşam bölümü vardı tabii, bizim. Şimdi kalktı onlar tabii, değil mi? Evet. Şimdi Şişhane'de oturuyorduk biz. Tepebaşı'da işte okul. Abim diyelim ki sabah çalışmaya gider, sakız satmaya, su satmaya. O döner, ben önlüğü giyerim, ben okula giderim, o çıkardı. Çünkü okuldan sonra ben hayatım boyunca hiç evde ders yapmadım. Çünkü öyle bir öyle bir kısmetimiz yok. Çünkü hemen sakız ve su satmaya, hemen çalışmaya. Mecburiyet var yani. Hadi mecburiyet var. Öyle bir çocukluğumuz geçti ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. 6-7 yaşından beri çalıştığım için o gün bugün hala durmadan çalışıyoruz. Ya, demin dediğim gibi babam dahil hiç kimseden para almadım. Bunu niye özellikle söylüyorum? Eğer ki gerçekten kendinden emin olmak istiyorsan, ben hayatta mücadele edeceğim diyorsam bu böyle olması gerekiyor. Yani ben okuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sürekli babaya dahi bağlı kalmayı doğru bulmuyorum. İnsan hep kendi emeğiyle, kendi şeyle bir yere gelmesinin tadı çok ayrı bir şey. Hikayesi oluyor adamın. Yani tabii ki bizim pozisyonumuz buydu. Bizim başka zaten şansımız. Annem de yok, babam da. Ben zaten çalışmak zorundayım. Yok, şartlar, hani böyle bir şey değil. Şartlar bu hale getirdi. Bizi şartlar mecbur kıldı. Mesela ben de ortaokulda ayakkabı boyadım. Çay ocakçılığı yaptık, çay garsonluğu yaptık, buna benzer şeyler yaptık. Lise yıllarımda cilt işleriyle meşgul olduk ama şartlar bizi mecbur bıraktı biraz. Tabii, biraz tabii. Da evin durumunu biliyorduk, babamızın genel durumunu tabii. Biliyorduk. İşte evet. Sonra iş hayatı, berberlik yaptım sonra. Uzun bir müddet erkek berberliği yaptım askere gidene kadar.
Sonra askerde buradan gidiyorken şöyle bir hani askerde ne oluyor, en değerli şey neydir falan. Önemli adamlar vardır böyle bazı şey, o adamları bulmak çok zordur. O dönem öyleydi, belki hala öyle mi bilmiyorum. Ordu evlerinde ya da işte lojmanlarda kadın kuaförü çok değerli bir adamdı. Çünkü bir de hele İstanbul'dan gelirse çok değerli. Bunu öğrenmiştim ben. Askere gittiğimde de kadın kuaförüyüm dedim. Biraz ondan önce çok az eğitim almıştım. Askerde de kadın kuaförlüğü yaptım. Ve ondan sonra askerden gelince de ya iyi bir berberimdir yani bu arada. Eyvallah. Biliyorsunuz her şeyin bir piri vardır. Kebapçıların piri Urfalı. Kimdir? Hazreti İsmail. Kurban geliyor. Hazreti İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'a. Aleyhisselam'a kurban geliyor. Ne oluyor o kurban? Hazreti İsmail bunu kesiyor. Evet. Sonra ne yapıyor? Kebap yapıyor. Dolayısıyla Hazreti İsmail kebapçıların piridir. Bunu kim yazıyor? Evliya Çelebi Seyahatname'de aynen böyle ifade eder. İşte terzilerin piri Hazreti İdris, demircilerin piri Hazreti Davud, berberlerin piri de Selmani Pak Hazretleri. İşte her işin bir piri var. Biz de kebapçıyız ya şimdi. Şimdi iki tane piri bilmek lazım. Şimdi eyvallah. Mesela demirciye gidiyorum diyorum ki ya sizin piriniz kim, adam pir ne? Kim? Bilmiyor. Bilmiyor. Bunu bilmek lazım. Her mesleğin bir piri vardır. Onun için ben hem berber hem kebapçı olduğum için iki piri de biliyorum yani. Dolayısıyla uzun dönem berberlik yaptıktan sonra kebapçılığa geçtik. Aslında sadece kebapçı olduğunu söylemiyorsunuz. Ben kebap sanatıyla meşgulüm, evet, diyorsunuz. Bu işi sanat, evet, olarak. Et sanatı tescili de bendedir. Yani ben bu işi sanat olarak görüyorum. Zaten hani şimdi televizyondaki programda da Türk Mutfak Sanatları uzmanı olarak geçiyoruz. Hani ben demeyeyim ama biz bu işi gerçekten sanat olarak görmemiz lazım. Çünkü burada ciddi bir eksikliğimiz var üstad. Yani şöyle düşünün, elimizde Türkiye'de bu topraklarda bu çok önemli. Hı hı. Eşi benzeri bulunmayan bir elmas var elimizde. Türk mutfağı. Doğru. Nasıl? Mesela Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir geçmişe oldu. Ama şimdi Karahan Tepe diye bir yer bulundu. 20 bin yıllardan bahsediyorlar. Şimdi orada Göbekli Tepe'yi gezdiyseniz buğdaylar var. Gezdim, gittim. İşte o buğdaylar bütün dünyaya yayılan yer burası. Urfa. Bu orada söylediler, dediler ki şimdi biz iddia ediyoruz Adem peygamber ve oğulları, çocukları bu topraklarda yaşamış. Tabii. Çünkü buğday burada bulundu. Tabii. Diye ifade ediyorlar. Şimdi biz bunun değerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Anlamını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye? Bu topraklardaki kadim mutfak kültürü dünyanın hiçbir yerinde yok. Hı hı. Demek buğday varsa yemek de var. Yemek varsa kültür de var. Hı hı. Oradaki insanların bir mutfağı var. Bunun kalıntıları bulunuyor yavaş yavaş. Dolayısıyla dünyanın en eski, en iyi mutfağı bu toprak. Evet. Onun için biz bu işi sanat olarak görüyorum. Et sanatının tescilini almışım ve işte Türk mutfak sanatları. Eğer biz bu eşsiz elması işleyecek nakkaşı bulabilirsek Türkiye'de, ki hala bulamadık maalesef ki. Elmasımız orada duruyor. O zaman bütün dünyaya kültür, sanat ve birçok şeyi göstermiş ve anlatmış olacağız. Çünkü niye? Devletler üç ayak üzerine kuruluyor hocam. Bununla ilgili de bir dernek de kurmuşsunuz zaten. Evet evet. TÜRES diye derneğimiz var. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği. Evet. Onun genel başkanlığını yapıyorum. Ne güzel. Ya biliyorsunuz yani bunu niye sanat diyorum özellikle? Maalesef ki şu anda yaşadığımız sıkıntıların temel sebebi kültür ve sanata hak ettiği değeri vermememiz. Eyvallah. Niye? Ya bu topraklar dünyaya mutfağı öğretmiş. Lezzet bu topraklardan çıkmış. Yani Orta Asya'dan kalan hala bastırma, kurut, bulgur, bazlama, gözleme, açık ekmek, bir sürü yüzlerce şey, bu yoğurt buralardan çıkmış, dünya mutfaklarına gitmiş.
Devletler ne üzerine kuruluyor? Yani şöyle düşündüğümüzde işte üç ayak. Kültür, sanat, ekonomi, silahlı güç. Evet. Geriye dönelim. Göbekli Tepe'nin neyi kalmış? Bak, kültür sanatı kalmış. Adam işlemiş o taşlara, değil mi? Doğru. Sanatı bak. Silahlı gücü var mı? Yok. Yok. Ekonomisi var mı? Yok. Yok. Osmanlı'ya dönelim, Selçuklu'ya dönelim. Batı Roma, Doğu Roma, Eti, Asurlular, Babil. Say. Hı hı. O kültürlerin neyi kalmış? Silahlı gücü var mı şu anda? Evet. Ekonomisi yok. Var mı? Neyi var? Kültür ve sanatı var, değil mi? Ben şimdi geçen gün Adana'da işte şeye gittim, müzeye gittim. Müthiş bir müze. Adana'ya çok kişi de bilmiyor. Çok ilginç. Çok da güzel bir müze. Yani tarihi derinliği olan bir müzedir. 3000, 5000, 10... Tabii yıllık Adana eserler müzesi. Var. Yani o dönemdeki tasarımlara bakıyorsun. Hı hı. Şu andan daha ileride. Estetik, sanat bakıyorsun, çok daha ileride. O testi tasarımlarına falan bakıyorsun. Başa dönüyorum. Demek ki bizim yapmamız gereken sanat, kültür. Şu anda yaşadığımız sorunların temeli bu. Onun için ben et sanatı diyorum. Onun için Türk mutfak sanatları uzmanıyız, hani diyoruz, öyle diyorlar. Yani biz bu kültürü ve sanatı geçmişteki gibi yapamazsak, atalarımızın evet. yaptığı gibi yapamazsak, önümüzde çok büyük her açıdan maddi, manevi, gençlik, ne dersin, büyük sıkıntılar bekliyor bizi. Yani elimizde bulunan büyük imkanlar var. Allah bu toprakların çocuklarına çok önemli değerler bırakmış. Bu değerler elimizdeyken bunun kadirlerini ve kıymetlerini bilmek lazım. Kahve de çok iyiymiş hocam, maşallah. Tabii. Efsane. Şifa olsun efendim. Yani işi biliyorsun yani. Ben de bir bakayım o zaman dedin ha. Şimdi babanız, sizin çocuksunuz ve babanız çerçevecilik yaptığı dönemlerde. Çerçevecilik, evet. Yani gidiyor mübarek adam. Haftalarca gelmedi oluyor. Tabii, çünkü tabii. adam mecburen çoruna, çocuğuna, evine rızık getirecek. Bunu getirmesi için de gidip dolaşması lazım. Mıntıkı diğer gidiyor. Tabii. Satışını yapıyor ve geliyor. Tıpkı eskiden kervanlarla gidip alışveriş yapıldığı gibi. Tabii. Ama, evet. O köyden işte bir malzeme alıyor. Diğer köye şimdiki adıyla barter diyelim. Ya o zaman değişim, onu satıyor. Haftalarca gelmiyor. Doğru ama tanımlaman çok doğru. Tabii. Mesela benim ilkokul döneminde para geçmezdi köylerde. Tabii. Komşudan komşuya para geçmez. Tabii, o yumurta verir, o tereyağını alır. Öyle, öyleydi. Ben rahmetli babamı çok yaptım. Mesela ayak tırnakları çıkmazdı artık. Baba niye dedim? Ayakkabı eskimesin diye taşlarda yürürmüş. O şeyden dolayı ayak tırnakları körelmiş artık, uzamazdı. Daha sonra biz İstanbul'a geldik. 10 küsür sene babam yine Birecik'te kaldı. Biz burada kardeşlerimle geldik işte o zaman. O mücadele tabii annem işte yapardı, hale giderdi. O zaman o kapanda balık halini hatırlarsınız siz. Hatırlamaz mıyım? Tabii ki. Annem o dökülen balıkları hep toplardı. Mesela bugün çok ilginç bir hatıra var. İnanılması çok güç ama öyle. Mahmut abim var, o da Eminönü'nde bir lokantada çalışıyor. O zaman tabii hepimizi bir yere koymuşlar ki işte aç kalmayalım falan. Mahmut abim de balıkhanenin yanında de var. Bir de sebze hali var. Mahmut abim de lokantada sabahleyin sebze haline gidiyor almayı, arabanın üstünde. Annem tabii hep çarşaflı. Yani şöyle sadece gözü gözüküyor. Eyvallah. Çünkü sabah 5'te, 6'da, 4'te gidiyor hale falan. Mahmut abim diyor ki teyze al bunu diyor. Annem diyor ki yok, yere düşülen harici almam. Bir bakıyor annem, oğlu orada tabii ki çok ilginç diyaloglar. İşte annem öyle bizi öyle büyüttü elhamdülillah. Ya, elhamdülillah. Sonra tabii ki şükürler hayat olsun. Bizi buralara getirdi. Şükürler olsun. Şimdi yani Ramazan Bingöl abisiyle devir
daim yaptıkları, yani öğleden önce onun önlük giydiği, öğleden sonra onun önlük giydiği bir tek önlükle okula gidiliyor. Ve bu süreçte de Beyoğlu'na gidip sakız satılıyor. Tamam. Ama Ramazan Bingöl'ün sakız sattığında canının istediği bir şey var. Para biriktirsem de şunu alsam dediği bir şeyler var. Ya en hep... çok ne istiyorsun? O zaman mesela çok şeylerimiz var, ilginç şeyleri. Mesela hamburger o zaman çok meşhurdu bak. Hayallerimizden biri hamburger yemekti mesela. Kardeş, biz üç kardeş diyelim sakız satardık, Ahmet'en, Mahmut'en, ben. Hep turşu ekmek yerdik. Yani hamburgeri bile bizim için çok büyük bir işti. Lahmacun o zaman tabii ki. Lahmacun da çok büyük olay bizim için yemek. Çünkü her gün turşu ekmek. En zevkli yiyeceğin evet, neydi? Tabii. Lahmacun işte yiyebilsek. Ama ilk lahmacunumuz... Ne ben, yaptın? İlk lahmacunu ben çok... Onu hiç unutmuyorum. Bak bunu çok yerde anlatıyorum. Hani bazılarından bir balığa geliyor ama öyle. Şişhane'de... El arabasında eski biliyorsunuz böyle el arabasında ya da tahtalarda lahmacun satılır. Siz bilirsiniz. Bilirim, bilmez miyim? O da acayip lezzetli olur. Kokar tabii. Böyle güzel. Evet. Çünkü hep iç yağdır o. Evet. Ama lahmacunu yalnız tek yemeğe kıyamadım. O kadar önemli ve değerli ki ilk lahmacunumu ekmek arasında yedim. Hiç unutmuyorum. Ekmeğin arasına koydum ve lahmacunu öyle yedim. Bunu unutmak mümkün değil. Şimdi bazıları diyor demagoji yapıyorsundur ya da ama bunu yapmaya ihtiyacı ama bu böyle yo, bu hayatın yo, bir gerçeği yo, şimdi, bu. Aslında birçok insan böyle yo, belki ben değil mi? Ben söyleyeyim yani ilkokul köydeyiz ve bizim köye ekmek yani fırın ekmeği. O francala değil mi? Somun ekmeği. Somun dediğin ekmek. Mesela Birecik'te francala derler. Ya işte köye gelmez. He, gelmez tabii somun ekmeği. Yani bir gün nasıl olduysa köye ekmek gelmiş. O da öyle sertleşmiş ekmek. Fırından taze çıkmış böyle burcu kokan ekmek değil. Yani sertleşmiş. Onu biz peksimet diye kuru ekmeğin içerisine, o yufka ekmek var ya. Evet. Yufka ekmeğin içerisine sarıp yediğimi biliyorum ekmeğin ben. Ekmeğin içine ekmek. Tabii. Şimdi bunu anlatabilir misin? İnanabilirler mi? Yok anlatırsın da anlama açısından diyorum. Ütopya geliyor değil mi? Tabii. Ama öyle, o zaman öyle. Ya böyle... hayatımızın böyle çok garip, çok ilginç anıları ya, çok tabii yani elhamdülillah. Bunlar da yaşadık. Şöyle bakılabilir diyoruz. Yani genç arkadaşlarımız, bizi izleyenler, anneler, babalar şöyle düşünmeli. Dünkü Türkiye'de, dünün tarihinde, dünün Anadolu'su hatta bugün de dahil olmak üzere bu tür mahrumiyet yaşamış olan birçok insanımız var. Ve biz bunları yaşayarak bugüne geldiğimizde ayakta durabilecek bir gücü kendimizde bulduk. Tabii çünkü canım, çok ilerledik. Sokağın dilini bildik, şehri bildik biz. Ya nasıl çalışmamız gerektiğini farkına vardık. Sadece okumak yetmezdi bizim için. Tabii. Para kazanmamız lazımdı. Sen diyorsun ki ben ilkokul 6-7 yaşından itibaren hiç babamdan bile para almadım. Biz de aynı. Ortaokul evet. Ve liseden itibaren babalarımızdan hiç para talebinde bulunmadık. Çok önemli bence ya bu. Üniversiteye geliyorum. 1976 yılı. Babam tek maaş. İmam maaşı babam. Hocam 7 tane çocuk okutuyor. Otobüse bindirdi. Cebime bir miktar para verdi, koydu babam. Ben 5 yıl boyunca babamdan para almadım bir daha. Hep çalıştım. Çalıştım. Tabii. Şimdi bunu biz yaşadık. Gençlere anlatmak lazım. Yaşayarak biz bunları buralara geldik. Yani bir yerde gördüğünüz, bir makamda gördüğünüz, bir sahnede gördüğünüz, devleti yöneten insanları gördüğünüzde bakacaksınız ki bu insanlar çok kolay oralara gelmedi. Kolay mı? Çok emek verildi işte. Yani. Ve bir de bunları... O eski adamların ve şimdikinin bazı şeylerde bereket yok ya. Bu da bunu israf ve gereksiz harcamaya bağlıyorum ben. Kesinlikle. Ailelerde, doğru. Memlekette acayip israf oluyor. Ve gençlere bunu anlatmak hocam, lazım. Küçümsemek anlamından değil. Babam kebap yerdi. Hı hı. Bak bunu bu vallahi il çok baba ayran içsene ya çok ayran içmeyi bile hani bize zarar olurdu. Ha baba biz artık elhamdülillah zenginiz yani dükkanlarımız var biz insanlara ikram et. Ama eski insanların haline bak. Babam hayır kebap yerken rahmetli derdi ki ya ayran içmeyeyim de şey olmasın size. Zararlık olmasın. Eski insanlar böyle yaşamış. Kıyamazlardı. Kıyamazdı tabii. Ya bunu bence bu yokluktan, temel... Yokluktan geliyor. Şimdi temel sorunlarımızdan biri de bu genel olarak söylüyorum. Çok ciddi israf ediyoruz. Evet. Bunun
niye söylüyorum bunu? Özellikle üstüne değinmemiz gereken bir şey bu. Bereketsizlik, huzursuzluk, sıkıntı, maddi manevi bunalımlar. Yetinmezlik. Bak şöyle tabii. Şimdi ninelerimize yaşayan ya da vefat eden birine şu andaki evlerin çöpünü göstersen akıl almaz. Bizi eve koymazlar hocam. Ya düşünsenize bir evden ekmek atılıyor. Mümkün mü? Böyle bir şey hayal edilebilir mi? Mümkün değil. Bir evden çürümüş domates atılıyor. Bir evden işte çürümüş salatalık atılıyor. Aklı almaz. Ve bunun da çözümünü Türk mutfağı aslında bulmuş. Şimdi ben bu programı yapınca şefin özel konuğu hani TRT'de 39 il gezdim. Her programda 3 tane en az durak, işte mezra, köy, kasaba, yüzlerce, binlerce yer gezdik. Eski annelerimiz hala öyle. Ve Türk mutfağı bunun çözümünü bulmuş aslında. Onun için biraz tarihimize bakmak lazım. Ya bayat ekmek varsa o maç yapıyorsun. Bilmem trit yapıyorsun. Hayvanı kestiysen kemiğini kemik suyu yapıyorsun. Yapıyor. Başka bir iş yapıyor. Bu da yani asla dökülme diye bir şey yok. Peynir yapıyor. Peynirin suyunu lor yapıyor. Loru börek yapıyor. Lordan sonra bir de norca diye bir şey vardı. Kırmızı rengi alırdı. Ha, evet. En son şey norca olurdu. Yani peynirin suyunu bile dökmüyor. Yani çöp diye bir şey yok. Yok. En son tahlil hani bir şey de oldu mu tavuğa veriyor. Şimdi ben bununla ilgili bir kampanya yapmayı düşünüyorum ileride inşallah. Yani bunları yazıp, bunları sıralayıp, bunları anlatmak lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben bunu çok önemli ve değerli buluyorum. Eski insanlar ve hala ekmeği gördüm öper, başına koyar. Kenara koyar. Niye? Bir kuş gelsin, kurt efendim, yesin. Hala öyle insanda olsun. Tamam da. Tabii. Şimdi oradan bu çöpteki ekmeklere nasıl geldik? Hadi lokanta, restoran bunu anlayabilirim. Anlamam da anlarım. Yani o ticarethane burada adam, biz sunum yapmak zorundayız. Bir müşteriye sunmak zorundayız. Bu ayrı bir şey, oteller falan. Oralarda da ilgili projem var da. Ama evdeki nimetlerin, ekmeğin çöpe gitmesini ben anlayamıyorum. Yani nasıl oluyor da bir evde, 4 kişilik, 5 kişilik evde ekmek, börek, pasta, hocam, çörek nasıl çöpe gidiyor? Ayet. Yani nereden nereye geldiğimiz açısından söylüyorum. Ayet şöyle geliyor. Küllü müsrifin haramın. İsraf edilen her şey haramdır. Efendimiz de buyuruyor ki, kişi hocam elinin emeğinden daha kıymetli bir şey yememiştir. Evet. En güzel lezzet, emekle kazanılmış, alın teriyle kazanılmış olan yiyecek. Bunu bizim, sizin ifadenizle anlatmamız lazım. Ya bu programlar bunun açısından çok önemli ve çok değerli buluyorum ben. Yani bir kişiye bile değse bu program, ya mesele maksat hasıl olmuş diye şey yaparım ben. Hocam Nurullah Genç hocamla programımızda, benim de hocamdır. Eyvallah. Uzun yıllar beraber çalıştık. 40 yıllık dostum. Beni aradı. Diyorum ki ona bütün şiirleri yazmasaydı, şu yağmuru yazsaydı yeterdi. Benim hocamdır. Eyvallah hocam. Eyvallah. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Bundan. İşte aradılar program sonrasında. Türkiye'nin çeşitli yerlerine arıyorlar. Hocam bir kısmı diyor ki, hocam Allah şahit ağlayarak diyor sizi izledik, dinledik diyor. Yaşadığınız hayat, vermiş olduğunuz bilgiler ne kadar kıymetli. Hocam bizim işimiz aslında söylemek. Samimiyetle, tabii, İhlasla. Hocam halis bir niyetle dost doğru söylemek için gayret edelim hocam. Geriye kalan bizim işimiz değil. Duyuracak olan kim? Allah. Tabii. Buradaki siz de çok iyi biliyorsunuz. Püf noktası şu tabii ki. Yaşamadığın, yapmadığın işi anlatmayacaksın. Kesinlikle. Çünkü uzun zaman ben uzun zaman yazarlık yaptım gazetelerde. Hani herkes yazar da kim okur? Şimdi herkes şair yazıyor da kim okuyor? Eyvallah. Şimdi eğer o yazdığın şiire, yazıya, kitaba, her neyse ruhunu koymazsan, yaşamadığın bir şeyi anlatırsan hiçbir anlamı ve değeri olmuyor. Eğer yaşarsan hem sözün tesir ediyor hem yazdığın işe yarıyor. Onun iki örnek, limete gulune mele tef'alun, yapmadığınız şeyi neden söylüyorsunuz diye ayet-i kerimeyle, evet, bizi uyarıyor Rabbimiz. Söylemediğiniz şeyi, yapmadığınız şeyi söylemeyin. Aynen öyle. Emir bu. Sezai Karakoç üstadımızdan da
Öyle öğrendik. Şairler diyor, yaşadıklarını yazarlar. Bir tezim daha var benim. Genelde öyledir. Şimdi istisnalar hariç, büyük şairler, büyük ressamlar, yazarlar, çizerler hep bunalımlı, çok sıkıntılı, çok dertli olduğu dönemlerde şiirleri, yazıları, inanılmaz eserleri şarkıları falan filan inanılmaz keyiflidir. Bakın, rahatı erdim yazar ama o tadı alamazsın. Ya şimdi çok ünlü sanatçılarımız var, ne besteler yapmış, şöhret olduğu oluyor, işte belli bir şey. Bir tane daha yaz öyle, yazamıyor. Ya ben buna da inanıyorum. Allah bazen hani bir sıkıntı veriyor, bir dert oluyor. Onda da bir hikmet var. Hocam, olmaz ila sineyi sat pareme, çare bulunmaz bilirim yâreme demiş. Yani şair öyle söylüyor. Evet. Dolayısıyla hocam, yüreğinde yangın olan adamın çığlığını duyan olur. Aynen öyle. Yüreğinize yangın yoksa, sözünüz özünüzden çıkmıyorsa hocam, özünüzden çıkmıyorsa, doğmuyorsa, karşı taraftaki insana dokunmaz. Neşnava bulmuyor. Karşıya bu, tesir etmiyor. Abi ya. Rahmetli, senin şehirden bahsedelim. Şanlıurfa'da Kazancı Bidi vardı. Evet, tabii. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet olsun. Ne güzel gazel söylerdi o adam. Tabii. Yani onlar hep dertli insanlar. Mesela Tenekeci Mahmud'un bir şeyi vardır. Tenekeci Mahmud da bu işin zirvesidir Urfa'da. Evet. Yani tatlı ses falan hep ondan ilham almıştır. Eyvallah. Diyor ya o ya da diğer bir şey. Diyor ki çocuğu ölmüş, parasızlık, adam duvarın dibinde şöyle oturuyor. Bir atlı geçiyordu. Hemen orada söylüyor. Buradan bir atlı geçti, yüreğimi yaktı geçti. Çocuklarım böyle devam ediyor. Orada anında, bak söze bak. Buradan diyor bir atlı geçti. Yüreğimi yaktı geçti ve devamı var. Eyvallah. O dert, o şey, şimdiki besteler, birçok şey, popüler olan şey, bakıyorsun bir ay sonra bitti. Ama onlar binlerce yıl aynı devam ediyor. Aynı dinlediğinde kalbine böyle küt küt attıran gazeller, türküler. Niye? Çünkü bir yaşanmışlık var. Oy melik melik. Hani mesela orada yaşanmış bu iş. Bu işler yaşandı mı? Şey var ya, çok güzeldir o. Biz hanımla ilk evlendiğimizde hanım hep onu dinliyordu. İşte gurbetle ilgili türkülerimiz vardı. İşte ben gurbet elde bir hal geldi başıma vardır. İşte kardeşlerime söyleyin. Gurbetle ilgili çok şimdi aklıma gelmedi. Çok iyi türküler var. Niye? Hep gurbetteki insanlar bunu söylemiş, yaşamış ve anlatmış. O zaman işin tesiri oluyor. Onun için söylediklerimizi kendimiz önce yapmamız gerekiyor. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Hocam, şimdi çocukluk yıllarımızdan aldığımız bu besin kaynakları bizi bir şekilde hayatta daha dinamik yaşamamızı sağlıyor. Kuşkusuz ailenin getirdikleri, toplumun getirdikleri, sokaklardan öğrendiğimiz birçok bilgi bir şekilde insan hafızasında bir değirmen taşı gibi öğütülüyor ve insan ondan bir malzeme yapıyor. Sonra toplum içerisinde bir varlık gösterebiliyorsunuz. Yani Ramazan Bingöl'ün hayatına bakıldığı zaman da Ramazan Bingöl de böyle yaşamış. Yani işte çerçicilik yapan bir babanın, haftalarca olmayan bir babanın işte evlatlarından bir evlat olarak İstanbul'a geliyor kardeşleriyle birlikte. Sakız satıyor. Sakız sattıktan sonra bir gün mutlaka bir ayakkabı alayım, ayakkabı giyeyim diye böyle hayal ediyor. Tabii. Hocam, yani bunlar bizim hayatımızda var olan şeyler. Dolayısıyla bunların hayat hikayesi olarak yaşanılmış hikaye olduğu için karşı taraftaki insanların da kuşkusuz yaşadıkları için onlara da dokunuyor. Evet. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bizim yemek sanatımızı, özellikle et sanatı diye ifadelendirdiğiniz, o işe de sanat gözüyle baktığınız için ifade ediyorum. Yani bizim nasıl projeleri var sizin başkanın yaptığınız derneğin? Hangi tür projelerle dünyaya açılmayı düşünüyorsunuz? Bu Anadolu mutfaklarıyla, bu kadar programlarla beraber.
Eşimizin türesin tüzüğünde ahilik vardır. Evet. Ahi felsefesini biz benimsemişiz. Hı hı. Ve sektörün bütün paydaşlarımızın birbiriyle destek olup yardımlaşması. Ama tabii ki temel felsefesi Türk mutfağını önce kendimize sonra dünyaya tanıtmak. Evet. Çünkü biz hani söylüyoruz ya, Türk mutfağı dünyanın en iyisi. Bunu biz söylüyoruz ama. Dünya böyle kabul etmiyor. Eyvallah. Hani bir şey vardı ya, üç tane mutfak. Dünyanın en iyi üç mutfağı. Hani işte Türk mutfağı, Çin mutfağı, Fransız mutfağı. Tamam, otoriteler bunu söylüyor. Ben de bunu söylüyorum. Bence de böyle. Ama dünyada bir karşılığı yok aslında. Literatüre baktığında, yazıma baktığında, kaynaklara baktığında Peru mutfağı bile bizden daha ileride. Türesin işte temel sebepler, amaçlarından biri bu. Ama bizim esas nihai hedefimiz Türk mutfağını hak ettiği yere getirmek. Çünkü niye? Bakın bu çok önemli. Bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Eyvallah. Öyle diyorlar değil mi? Kırmızı kalemle. Eyvallah, çizelim. Türkiye'deki şu yapısal sorunların da temeli buradan ve çözümü de aslında buradan geçiyor. Bunu özellikle gençlerimizin, Tarım Bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın çok dikkatli, ben onlara da söylüyorum her mecrada, bu mecra belki en etkili mecra olacak yani bu Diyanet TV. Çözümü buradan geçiyor. İnşallah. Köyden şehre göçü de önler bu iş. Milli ve yerli ürünlerimizin katma değerli satmak. Mesela nasıl? Naçizane ben kendi işim için 48 tane dünya ülkesine gitmişim. Çin'e de gitmişim. Amerika'ya da, Rusya'ya da, Hong Kong'a da, Almanya'ya da. İşte 48 tane ülkeye gitmişim. Paris'e de, Londra'ya da. İşte en son şeyden önce San Sebastian'a gittik. Pandemiden çok önce. Dünyanın en iyi restoranları var. Michelin yıldızı, 3 yıldızı, 2 yıldızı, 1 yıldızı. İşte dünyanın 6. en iyi lokantası, 3. falan. Bunlara gittik. Londra'ya gittim, orada hep bu Michelin yıldızı restoran ve diğerleri. Dünyaya gittik, nasıl yapıyor bu adamlar? Çünkü oralara gidiyorsun, 3 ay önceden, 4 ay önceden, bazılarına 6 ay önceden rezerve yapıyorsun, 6 ay bekliyorsun, 3 ay bekliyorsun. 200, 300, 500 euro adam başı para ödüyorsun. Ya bir de aylarca bekliyor, elimi salladım, hadi geldim, gel yemek yiyeyim, yok böyle bir şey. Buraların, bu ülkelerin gastronomi turizmi, kendi mutfakları ile ilgili inanılmaz bir gelişme kaydetmişler. Evet. Çok ciddi para kazanıyorlar. Nasıl? Şehir, köy, köyden şehre göçü dönüyorlar. Diyelim ki bir tane trüf mantarlı spagetti satıyor. Trüf mantarı açık artırmayla 30 bin euroya kadar çıkan bir mantar. Çok lezzetli. 2000-3000 euro kilosu. Ama o sana onu 100 euroya, 200 euroya satıyor. Bunun gibi bir sürü örnek verebilirim. Dönüyorum Türkiye'ye. Mesela diyelim ki bizdeki eşsiz mantarlar var. Sarı kız mantarı var, göbelek var, domalan var, bir sürü var. Makarnanın atası erişteyi böyle yapıp satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. O mantarlar hep ihracat. Truf mantarı ben geçen Edirne'de gittim, programda çıkardım Edirne'de. Ve o truf mantarı hep Fransa'ya gidiyor biliyor musunuz? Bizden, bizden de çıkıyor tabii. Bizden de çıkıyor. Bunun gibi o kadar nadide yiyeceklerimiz var ki ama siz bugün herhangi bir Anadolu şehrine gidin. O şehrin milli ve milli üretimi Tokat'ın yaprağının, işte diyelim ki Kastamonu'nun başka bir yemeğini, bandumasını yiyemezsiniz. Yok. Köylü üretse bunu satacak, bu yemeği katma değerli satacak bir şey yok. Yok pahasına satılıyor. Ama oradaki belediyeler, Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bunu bir planlasa, o şehre gelen insan bu parayı harcayacak yer arıyor. Bakın daha ben 2 gün önce Safranbolu'da Safran Festivali'ndeydim. Kilosu 60 bin lira safranın, dünyanın en iyi safranı bizde çıkıyor. Bir tek saç teli gibi safran 100 bin katı boyama gücü var Türk safranının. Bak, kilosu 60 bin lira. Arap ülkelerinden gelip kiloyla alıp direkt alıp götürüyorlar. Bu kadar önemli ve değerli.
Ama bu safranı, bir safranlı bir şehre gir, safranlı yemek yiyebileceğin bir çorba yok. Safranlı pilav yok. Yani sen bunu o şehre gelen yerli, yabancı turiste 100 lira, 200 lira satabilirsin. Bunu yapacak bir organizasyon yok. Sadece orada değil, bütün Türkiye'de böyle. Tarım Bakanlığı'nın bir o anlamda bir planlaması yapması gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın onu yapması gerekiyor. Düşünsene manda sütünü üretiyor köylü, onun kaymağını 30-40 liraya satıyorsa ama bunun porsiyonu 200-300 liraya satabilecek pozisyon oluşturulamıyor. İşte bunu yaptığımız anda Türk mutfağı hem maddi hem manevi hem de köylü ve üretici kazanacak. Yoksa bir anlamı yok ki. Son yıllarda bazı belediyelerin ya da şehirlerin, valiliklerin kendi şehirlerindeki bazı yemekler üzerine patent çalışmaları var. Coğrafi işaretler alıyorlar. Evet. Bu iyi bir gelişme. Yani bu size bir artı değer olarak topluma yansır mı? Ya da dünyaya karşı bu anlamda bir adım atılmış olur mu? Ya bu konuda eyvallah. Ben ama eleştirel bir gözle bakıyorum buna. Hı hı. Eskiye göre çok mu iyi? Çok iyi. Ama buna bir devlet aklı lazım. Çünkü yıllardır Türk mutfağı, bakın dediğim projeyi anladınız değil mi? Anladım, yaptığında tabii. Köylü, kentli ne kadar para kazanacak? Tabii ki. Para harcamaya geliyor adam, harcayacak yer yok. Urfa'ya gidiyorsunuz, Urfalıyım. Boran'ı yiyeyim desen Boran'ı yiyecek yer yok. Ben... Çiğ köfte yiyeyim desen çiğ köfte yiyeceğin yer yok. Bak, yani yok. Köylü bunu ürettiğinde ucuz satıyor. Buna bir devlet aklı lazım. Yıllarca Türk mutfağını ve Türkiye'yi nasıl tanıttık? Şiş kebap, deniz, kum. Ya bunu gördük reklamla, her yerde gördük. Ama tabii hala... yani bunlar gözümüzün içine sokulduğu için... Evet, ya yani şiş kebap dediğin ya bu mudur Türkiye? Ya da işte... Alternatifi üretilemedi. Evet, ya da işte Ali Baba 40 Haramiler Gecesi. Bunları... şimdi kardeşim tamam da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Gıda Bakanlığı'nın bir organize yapıp... Türk mutfağı sadece deniz, kum, güneş mi ya Türkiye? Bu mu yani Türkiye'deki turizm? O zaman bugün yine doğru bir denklem üzerinden bir sonuç çıkarıyoruz programımızda. Yani iki tane bakanlığa en azından seslenmiş oluyorsunuz. Evet, her yerde sesleniyorum. Belki eyvallah. Buradan da en etkilisi olur. Hiç. Çünkü Türk mutfağı bir elmas. Eşsiz bir, kaşıkçı elmazdan daha değerli bir elmas. Evet. Ama bunu nakkaş işlemezse taş olur. Hiçbir anlamı olmaz. Ya, Türk mutfağı bizim kültür, sanat ve milyarlarca dolarlık bir gurme turizmi, gastronomi turizmi yapacak bir iş. Ama ne yazık ki bunu sıfır değerlendiriyoruz. Yok. Eyvallah. Ama bazı şehirler, köyler festival yapıyor. Eskiye göre iyi, iyi ama daha yani, %1'de değiliz. Yani. Yani şimdi gün ağarırken evimizden çıktık. Babam öyle derdi. Oğlum işe sabahleyin erken git derdi. Güneş üzerine doğmasın derdi. Evet. Günün bereketi üzerinde olur derdi. Sen de öyle çıkıyorsun, evinden çıktın, işine gücüne gidiyorsun. Akşam da yorgun eve döndün ama evdeki çocuklar da Ramazan Bingöl'den diyorlar ki ya baba şu gönlünde içine damlattığın güzel bize bir yemek yap. Evde pek yemek yapmam ben. Ben iyi yiyeceğim daha çok evde. Hanım Allah razı olsun çok iyi yemekler yapar. Ben ona tarif veririm, hanım yapar. Kızım da şimdi evlendi gerçi de. Allah ömrünü güzel etsin. O da gastronomi ve mutfak sanatları maşallah. Mezunu. Maşallah, maşallah. O onlar yaparlar. Allah'ım mutlu etsin. Ben evde keyif sürerim yani. Peki bu konferanslar dizisi devam ediyor. Evet. Neden bu kadar konferans? Bu ya, anlatıp durduğun konularla ilgili midir? Bu ve genel birçok konuyla alakalı bunun etkisini görüyorum. Ya, anlatmak lazım. Yani doğru... Şimdi bazen zaman zaman hanım da diyor ki ya bir dur ya bir de keyif sür yani hani bir lokantaya bir yere gitti mi? Diyorum ki anlatmadan ya da görmeden duramıyoruz yani biraz gazetecilik var da herhalde biraz muhalefet ruhu oluyor bu yazar çizerlerde ya anladığım kadarıyla. Ondan daha ziyade bazı insanların görme melekesi artıyor hocam. Belli alanlarda kesbiyet gelişince yani alana doğru yöneldiğiniz zaman o alandaki görme duygunuz daha da belirginleşiyor. Bir yere geldiğinizde kendini alanınızla ilgili alanlar size direkt bağırıyor. Siz onu görüyorsunuz. Rahatsız oluyorsun. Allah gösteriyor tabii. Tabii. Mesela bizim hanım der ki ya bizim dükkanda yediğimiz yemekten hiç keyif almaz. Çok istemez. Çünkü sürekli gözler o böyle, bu böyle, böyle. Biraz da aşırı titiz bir insanım kendi işimle ilgili.
bu konferanslar, anlatımlar, bu festivallere gitmemiz, sürekli festivallere gidiyoruz. Bunlar iyi gelişmeler. Hı hı. Bununla ilgili gençlere çok fikir verme anlamında bir şey yapıyoruz. Daha çok milli, manevi değerler. Peki buradan seslenelim. Gençlere nasihatta bulunsun Ramazan Bingöl. Madde madde diyelim ki gençler şunu yapsın. Neler yapsın? Ya aslında bununla ilgili o kadar çok anlattık ki tabii çok önemli. Bir de buradan söyleyeyim. Tabii bu çok önemli ve değerli. Mesela somut olsun diye söylüyorum. Yani oradaki rahat bunu bütün kaymakamın, belediye başkanının, oranın bütün önde gelenlerinin ve huzurunda söylediğim için sıcak sıcak. Safranbolu Safran Festivali yaptık biz. TÜRES Belediye Kaymakamlık. Hı hı. Oradan işte iki gün önce buraya geldim. Mesela orada yemek yarışması vardı. Safranlı yemekler. Dedik ki bu safranlı yemekleri böyle bir şey yapalım, birkaç tane seçelim. Adam Safranbolu'ya geldi mi safranla bir şey içsin, bir şey yesin. Şimdi oranın turizm öğrenciler yaptı. Jüri de bendim. İşte Kaymakam Bey, belediye başkanımız falan. Yani şöyle bir şey var ve çıktım konuştum. Gelen bütün istisna hariç yemekler, işte Ponakotta, risottolu safran, ya pilav bilmem ne. Ya işte şoko krem falan filan. Hep yabancı. Ya dedim ki arkadaş, Safranbolu'nun 40 kat baklavası var. Ya deyin ki biz yeni bir şey yaptık. Artık bu safranı baklavalı, safranlı baklava yapıyoruz. Dünyanın en iyi safranı burada. Kilosu 60 bin lira. Ele geçmiyor. Üreten yok. Bu da ayrı bir şey. Yani o demin dediğim projede o da var. Sen bunu 60 bin liraya sattın. 120 bin liraya satacaksın kilosunu bu sefer. Katma değerli. Ya bir baklava yapın ya. Yok mu Safranbolu'nun bir mantısı, kendi milli, bunun safranlı mantı yapın. Ya kafa nerede? Hep orada. Ben gençlere şunu anlatıyorum. Milli ve yerli olmamız gerekiyor. Güzel. Kendi değerlerimizi daha iyi anlatmamız. Çünkü dünyanın bizden öğreneceği var. Bizim bu anlamda dünyadan öğreneceğimiz şey yok ki. Merkez bura, suyun menbası bura. İnsanlık buradan yayılmış, mutfak buradan yayılmış, kültür buradan yayılmış. Ya daha niye arıyorsun oradan? Bu çok önemli. Bunu anlatıyorum. Ya bunu somut olduğu için söylüyorum. Tabii bu söylediğiniz çok kıymetli. Çünkü bu ülkenin sınırsız topraklardan buraya gelmesinin, yani buraya gelişini sağlayan sebepler var. Bu sebepler de 200-250 yıldır toplumun psikolojisini bozmuş. Yani kendine olan özgüvenini bozmuş. Kompleks bir kimlik ve yapı oluşturmuş. Bundan kaynaklı... Tırnak içinde aşağılık psikolojisi. Evet, tabii. Bundan kurtulmanın yolu senin bu söylediğin. Tabii. Şimdi ve geçenlerde UNICEF'in bir programı vardı. Diyelim ders verir misin dediler. Turizm Meslek Yüksekokulu öğretmenlerine. Evet. Bak, bunlar hep genç yetişti. Turizm Meslek Okulu'nda işte aşçı. Hı-hı. Şimdi orada öğretmenlerimiz kızmasın ama öyle oldu. Sonra anlaştık, biraz kızdılar önce. Şimdi dedim ki bu öğrencilere öğretiyorken Mecetül Tabahin, Aşçıların Sığınağı, Kamil Efendi 1884. Bu kitaptan hiç tarif veriyor musunuz? Ya da okuyanınız var mı? Yok. Şirvani'nin kitabını okudunuz mu? Yok. Evet. Aşçı Fahriye Hanım'ın kitabını okudunuz mu? Yok. Peki İbni Haldun'un yemekle ilgili söylediklerini biliyor musunuz? Mukaddime'deki. Yok, mukaddime'deki. İbn Sina'nın yemekle ilgili, yeme içmeyle ilgili biliyor musunuz? Yok. İmam Gazali'nin yemek risalesini okudunuz mu? Yok. Yok. Kardeşim bu öğrenci yetişirse işte gelir bana panakottalı safran yapar yani. Erişteli yapmaz da böyle yapar. Şimdi bunları anlatıyoruz. Yani bunları anlatmamız, bunları öğretmemiz gerekiyor. Yani bizde bitmez bir hazine var. Şimdi sen öğretmensin kardeşim. Yani sen öğrencine müfredatta olmayabilir. Tamam, o da ayrı bir sorun. Çünkü onunla da uğraşıyoruz. Yani o eyvallah, kadar çok var eyvallah, ki şey eyvallah, mevzu. Eyvallah. Tamam, müfredatta olmayabilir. Ama sen bu topraklarda yetişmiş bir ilk Mecetül Tebahini bilmen lazım. Bu kitaptaki temel felsefeyi anlatman lazım. Mesela İbn Haldun diyor ki kardeşim şehirde ve çöldeki insan
farklıdır. Niye? Aslında çok önemli bir şey diyor. Şimdiki tıp henüz, diyetisyenlerle de ben çok tartışırım bu konularda. Henüz oraya gelememiş. Yeni yeni geliyor daha. Diyor ki, çöldeki, bak diyor, hayvanlara nasıldır? Kıvraktır, pırıl pırıl, zıt 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 zıplar, hani iguanalar falan çölde. Hı hı. Çöl insanı diyor, beyni berraktır, cildi parlaktır. Şehire dön diyor, soluk benizlidir. Böyle bir yorgunluk vardır, soluğu şeydir, böyle o zıtlı olmaz. Temel sebebi diyor, karışık yemek yemektir diyor. Çok karışık yedi mi diyor, öyle olursun. Tek çeşit beslendi mi böyle olursun. Şimdi riyazet de var bizde biliyorsun. Genel alimlerimiz tek çeşit yer, ziyafetler hariç falan. Hı hı. Şimdi bu felsefeyi sen gence anlatmazsan hep batı hayranlığı olur. Biz batıya karşı değiliz. Eyvallah. Biz, medeniyet bizim yani. Biziz medeniyet. Eyvallah. Biziz mutfak kültürü. Biziz bu işin temeli. Ve bir numaralı şey, dünya üzerindeki tarihi değiştiren insanlar, başarılı olan insanların, bununla ilgili ciddi bir araştırma yapıyorum. Geldiğim nokta şu. Tek özellikleri var, çalışmak. Çoğu çok zeki değil. Çok akıllı değil. İstisnalar hariç. Ama tek özellikleri var. Çalışmak. Çalışmak ve odaklanmak. Eyvallah. Şimdi ben size burada mimariyle ilgili, otomobille ilgili, işte futbol takımlarla ilgili bir şey ahkam kesemem ki. Onlarla ilgili bir şey bilmesem sen beni yargılayabilir misin? Ben topçu muyum ya? Yok. Ben mimar mıyım? Ama biz çalışmakta keselim. Evet. Hocam. Çalışmakla bitirelim. Niye? Ya anlaşılan odur ama ki bizim... Ama mutfak kültürüyle ilgili bir şey sorarsan bilmezsem ayıp bana. Eyvallah. Şöyle diyelim Ramazan Bingöl kardeşimin ifadeleriyle. Aslında konuşulacak çok meselemiz var. Anlatılacak çok konularımız var. Biz konuşmaya, kahveyi bahane etmeye devam edeceğiz. Efendim programın sonuna geldik. Size mini bir güzel bir hediyemizle sizi takdim etmiş olalım. Efendim hanımefendi kardeşimizle beraber güzel kahve içersiniz. Çok güzel. Eyvallah. Açayım mı? İster aç, istersen evde aç. Burada açayım ya. Seyirci de merak etmesin. Ne eyvallah. Var burada? Ben merak ediyorum bu ne veriyorlar konuklara hediye. Oo çok güzel. Eyvallah. Gösterelim hocam. Madem harika. Öyle şöyle o tarafa doğru bak. Öyle tut. Heh. Çok güzel. Eyvallah. Burada da kahve var hocam. Böyle kahvemiz çok var. Çok güzel. Allah tamam hocam. İçtiğiniz şey lezzeti değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirir. %100 değiştirir. Şimdi bu fincanda içtiğimiz kahveyi plastik bardakta içsek? Hayır, o anlamda kap değiştirir hocam. Her şey değiştirir. Kap değiştirir. İçtiğin şey bir kere kesinlikle. Mantık olarak. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, Ramazan Bingöl Beyefendi'ye ben çok teşekkür ediyorum. Türk mutfağı üzerinden, çocukluğumuzdan bu yana yiyip içtiğimiz Anadolu sofralarından bahisler açtık. Dünya mutfaklarına dokunuşlar yaptık. Efendim, önümüzdeki hafta yeni bir programla yine sizlerin evine konuk olacağız, evlerinize konuk olacağız. Yine kahveyi bahane edeceğiz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Esenlikler diliyorum.